Sevgili arkadaşlar, Audition aslında herhangi bir proje için oyun gösterme, oyun verme anlamına geliyor. Yani bize bir audition çeker misiniz dediklerinde bilin ki genelde bir dizi ya da sinema filmi için ya da dijital platformdaki herhangi bir yine ekranda olacak bir iş için oyun verme anlamına geliyor. Deneme çekimi dediğimiz şey de aşağı yukarı aynı şey de sadece deneme çekiminin şöyle bir farkı var. Bazen yönetmen diyor ki hani ben işte reklam görüşmesinde sizi kafamda oturttum ama bir de çekimde görmek istiyorum diyorlar. Hani bir de o rolü oynarken çekiyorlar. Deneme çekimi hani bazı kararlar verildikten sonra biraz daha işin içine girmek anlamına geliyor. Yani pratikte prova yapmak anlamına geliyor. Ama bununla ilgili aslında genel anlam itibariyle her ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Fakat son dönemin popüler kelimesi audition oluyor. Yani audition çekmek, audition'la ilgili bir şey yapmak ya da işte audition verdim, audition oyunculardan alındı ya da işte bu dizi için audition isteniyor gibi bir kavram hayatımıza gireli uzun bir süre oldu. Son yıllarda bu çok daha fazla tabii kullanılıyor. Ve ilginç bir şey, audition'ın artık genel bir anlamı da değişti. Mesela bundan yaklaşık 20 yıl önce hani biz daha çok deneme çekimi diyorduk ya da işte bir çekim prova alıyorlar gibi diyorduk. Bu audition kavramı iyice oturduktan sonra artık büyük projeler için, iyi roller için tanınmış olsun olmasın her oyuncudan audition alınmaya başlandı. Yani bu bir geleneğe de dönüştü. Ki bu anlamda belki de yapım firmaları ya da kanal sahipleri ya da kast direktörleri hani işi daha inceleyip sıkı dokuyup o karaktere uygun kişileri seçmeyi hedefliyorlar. Aslında audition dediğimiz konunun amacı da bu. Hatta bu o kadar ilerledi ki eskiden audition için illa ajansa gitmeniz gerekirdi. İlla o ofise gitmeniz gerekirdi. Ama şimdi telefon yoluyla, sanırım sizler de bunu tecrübe ediyorsunuzdur. Telefon yoluyla hemen ev ortamında ya da müsait bir yerde çekimi gerçekleştirip anında o kast direktörüne, yapım firmasına ya da ajansa gönderebiliyorsunuz. Onun üzerinden de seçilebiliyorsunuz. Ya da bununla ilgili en azından değerlendirmeye giriyorsunuz. Şimdi hal böyle olunca eskisinden çok daha fazla rağbet görmeye başladı. Hatta bir adım daha ileri gidin. Bazı telefon uygulamaları var. Sizin de bilginiz var mı bilmiyorum. Herhangi bir ajansa bağlı olmak zorunda değilsiniz. Size muhtemel işle ilgili orada bütçesine kadar detaylar veriliyor. Siz de ona göre o işini gönderiyorsunuz. Telefon uygulaması üzerinden. Ve sonrasında ona göre seçilirseniz bir anlaşma metni imzalamış oluyorsunuz vesaire. Yani oyuncu seçmeleri dizi film, reklam ya da sinema filmi için olsa da artık giderek sosyal medyayla bütünleşmeye başladı ve her şey bir çekimle bir audition mantığı üzerinden gidiyor şu anda. Çok tanınmış ya da işte çok iyi bilinen ya da illa oyuncu önceden seçilmişse o kadro diye bahsettiğimiz ana kast ya da baş roller belirleniyor. Kalan bütün oyuncu adayları için, ana karakterler dahil bazen, yardımcı oyuncular için audition yapılıyor. Hatta bu audition kavramı yine kendi içinde de şöyle de gelişti. Bazen bazı dizilerde, mesela Kırmızı Oda son dönem popüler bir dizi, orada da var bu. Tek bölümlük, 2-3 bölümlük misafir oyuncular oluyor ya da konuk oyuncular oluyor. Ya da en son Menajerim Ara dizisinde de vardı. Belki haberiniz vardı. O dizilerde de hani gelen konuk oyunculara çok özeniyorlar. Yani en azından oyuncu olan, bir geçmişi olan birilerine teklif götürüyorlar. Bu tarz işler dışında bile zaman zaman özel auditionlar tek bölüm için istenebiliyor. Yani genel olarak audition'ı size tasvir etmek istedim. Audition günümüzde tam anlamıyla dizi film, sinema filmi, reklam filmi ya da herhangi bir dijital platform için yani ekran önündeki oyunculuk adına oyun vermeniz, oyunlarınızı göstermeniz anlamına geliyor. Genelde bununla ilgili size bir metin veriliyor.
o metin üzerinden bir audition veriyorsunuz. Bazen bu audition'ın yanında bir de size tanıtım da verilebiliyor. Yani isteniyor daha doğrusu. Deniyor ki yani audition'ın yanında lütfen aynı zamanda kendinizi tanıtınız. Hani şu yaştayım, boyum, kilom, fizik, özel fiziksel özelliklerim, işte hobilerim, yaptığım işler, güçler, tecrübeler gibi kısa çok uzun olmayan kendinizi tanıttığınız bir tanıtım veriyorsunuz ve sonrasında gerekirse bir yan profilinizi de göstererek hani bir boydan, bir yakın plan çekimde kendinizi göstererek tanıtmış oluyorsunuz. Buraya kadar her şey anlaşıldı diye düşünüyorum. Yani audition mantığını az çok herkes biliyor. Peki bu audition konusunda şu an bizim adımıza önemli olan kriterler nelerdir? Bununla ilgili fikriniz var mı? Hani biraz da böyle interaktif olsun istiyorum ders. Mustafa Bey'e soralım. Mustafa Bey, sizce audition'daki kriterler nelerdir? Audition. Öncelikle fotoğraf gönderildiğinde tipe göre bir karakter veriyorlar. Ama sonra... audition'ın fotoğraf çekimiyle alakası yok. Yani fotoğrafı ajans ya da sen önce gönderirsin. Ama audition şu oyunu çek anlamına geliyor. Yani orada bir karakter var, onu çek anlamına geliyor. Audition'da nelere dikkat etmemiz gerekir sizce? Diyelim ki telefondan çekiyoruz. Diyelim ki ajansa gittik ya da yapım firmasına görüşmeye gittik. Buyurun efendim Aybüke Hanım. Hocam, çok hareketli olmamaya, kadrajdan çıkmamaya, telefonumuzun yerini arka plan düz olacak şekilde mümkün oldukça ayarlamaya. arkadaşlarım beni anlayacaktır. Özellikle Nuray ve Yeliz. doğru mu gidiyorum şu an? Fena değilsin. Mimiklerimizi ve oyunumuzu mümkün olduğunca daha ön planda tutmaya. Bir de sanırım kıyafet konusunda da şöyle bir şey istiyorlar. Düz renk herhalde. Hani o oyun falan daha iyi gözükmesi için düz renk bir şey giymemizi istiyorlar böyle. Karışık kuruşuk değil de. Fena değil. Yani doğru bilgiler ağırlıkta ama bir iki tane bilgi çok da doğru değil. Onu düzelteceğim. Yeliz Hanım, buyurun, siz ne eklemek istersiniz? Ben sadece hani bir kadın oynuyorsa az makyaj yapmayı ve aslında Aybük'ün dediği gibi hani aksesuar takmamayı, işte hani daha saçları geri almayı falan, hani daha yüz hatları belli olsun diye öyle şeyler eklemek istedim yani. Peki siz Nuray Hanım ne eklemek isterdiniz bunun üzerine? Yani oyunculuk açısından sanırım duygulu, akıcı ve inandırıcı, doğal oyunlar görmek istiyorlar. Bir de şeyi sevmiyorlar. Montaj olmaması gerekiyor. Aynen, aynen. Umut Bey, siz ekleyin lütfen. Işınlandırma. Biraz yakın konuşun, sesiniz uzaktan geliyor. Işınlandırma, yani odanın doğal bir ışığa sahip olması mesela. Ve duyguyu %100 vermeyi ama çok abartmamayı seçmek lazım. Ve montaj konusuna gelirsek, benim ilk 4 videomda, ilk 4 audition'ımda hiçbir kesinti yoktu. Ama şoför rolünde öyle bir bölüm vardı ki artık şey mesela ben bunu nasıl çekmem lazım? Çünkü birisi çok sakin, birisi çok yüksek bir şekilde. Onu ben montajladım ve öyle yolladım. Hatta adam bana şey demişti. Beyefendi bunu yani akıcı bir şekilde oynar mısınız dedi. Hani montaj yapmadı dedim. Ne fark eder ki dedim ki. Oyun çünkü aynı oyun. Ve dedim bunu yönetmene böyle gösterin dedim yani. Ben neden çekeyim ki dedim aynı oyununda yine. Ondan sonra öyle çektiler, öyle yolladılar mesela. Okey. Peki başka bir şey eklemek isteyen var mı? O zaman ben anlatayım. Gözünüzü, kulağınızı, yüreğinizi, bütün bilincinizi açın, beni dinleyin. Aslında bizim temel oyunculuk eğitimi adı altında işlediğimiz her şey
her oyuncu seçimi işleminde geçerli. Yani bu bir tiyatro oyunu da olsa, bu bir audition da olsa, genel anlamda etkileyici oynamak, doğal oynamak, samimi oynamak, inandırıcı oynamak zaten en geçerli konu. Ama audition'da ayrıca dikkat etmemiz gereken bir konu var. Çünkü biraz önce de bahsettiğim gibi, hani artık illa bir yapım ofisine gitmiyorsunuz ya da bir ajansa gitmiyorsunuz. Artık audition'ı evinizden de çekip verebiliyorsunuz. Şimdi o zaman devreye bir telefon giriyor. Çünkü bu çekimi almak için, kayıt yapmak için bir telefon kullanacaksınız. Önce teknik bilgileri vereceğim, sonra içerikle ilgili kısımdan bahsedeceğim. Telefonunuzdaki kadrajı çok iyi ayarlayın. Yani şu an beni gördüğünüz açıda, mesela benim şu anda kafa mesafemle buradaki çizgi arasında bir alan var. Bir alan olması gerekiyor. Sonra ellerinizin, kollarınızın gözükebileceği, normalde bel üstü planları, hatta diz üstü planları tercih edin role göre. İlla bütünüyle gözükmeye çalışmayın. Çünkü o zaman biraz daha uzaktan çekmek zorunda kalacaksınız. Bütün ifadeleriniz küçülecek. Tabii ki bu koşullar da oynadığınız karaktere göre değişebilir. Ama yine de oyunlarınızın anlaşılır olmasına özen gösterin. Yüzünüzün, gözünüzün çok net bir şekilde gözükmesine özen gösterin. Bunun için sadece kadraj değil, bulunduğunuz odadaki ya da çekim yaptığınız alandaki ışık da önemli. Eğer akşam çekim yapıyorsanız lütfen birkaç ışığı aynı anda yakmayı tercih edin. Mümkünse farklı yerlere koyun. Yani bu bir aplik olabilir, bir gece lambası olabilir, bir genel aydınlatma olabilir, floresan olabilir, fark etmez. Ama farklı alanlarda aynı anda ışığı açarsanız yüzünüzün her alanını aydınlatmış olursunuz. Eğer gündüz çekimi yapıyorsanız, gündüz çekiminde doğal ışığı tercih edin. Şu an hepimizin derste kullandığı gibi. Ama o doğal ışıkta da çok aşırı yüzünüz parlamasın ya da karanlıkta kalmamaya özen gösterin. Yani çok fazla şu an arkamda gördüğünüz gibi gölge oluyorsa biraz ışık desteği de kullanabilirsiniz. İkincisi çok önemli bir şey. Söylediğiniz sözlerin anlaşılır olması için, eğer telefonla kayıt yapıyorsanız lütfen mikrofonunuzu tekrar tekrar kontrol edin. Artık çok şükür ki telefonların mikrofonları bayağı gelişti. Hepsi her şeyi çok güzel alabiliyor. O yüzden yine de bunu kontrol etmekte fayda var. Diyelim ki oyunlarınızı teknik anlamda çektiniz. Mümkünse montaj yapmamaya çalışın. Ben de derim, çünkü montajda sanki bazı oyunları üst üste tempolu hale getirmek için sürekli kesip yapıştırmış izlenimi bırakmayın. Kendi oyununuzda bunu sağlamaya çalışın. Montajı bu yüzden istemiyorlar. Hatta konservatuar yetenek sınavında bile oyuncu adaylarından bir komedi, bir dram, tirat, bir şiir, bir şarkı istiyorlar. Hiçbirisini kesmeden yapın diyorlar. Çünkü yönetmen oyuncu adayının ya da oradaki oyuncunun yaptığı doğal hataları da görmek istiyor. Yani tek seferde oynasın, bakalım iyi oynayacak mıyı görmek istiyor. Bir diğer konu da acele etmeyin her oyunumuzda olduğu gibi. Yani eğer varsa evde bir kişiden yardım talep edin. Yoksa da çok basit bir şekilde kameranın başına geçip tekrar belli bir mesafede kendinizi daha önceden kontrol ettiğiniz yerden, yani kadrajınızın içine doğru bir şekilde konumlanacak yerden tekrar oyunlarınıza başlayın ve bittiğinde tekrar yaklaşıp kamerayı kapatın. Ya bu çok doğal bir yol, ya da birisi varsa yanınızda sizi çeksin. Ve kamera başladıktan sonra sakın hemen oyuna başlamayın. Önce birkaç saniye durun ve ondan sonra başlayın. Aynı bizim dersteki 3-2-1 kayıt ya da oyun dediğimiz gibi. Bunlar işin teknik tarafları, yani sesinizin, sözünüzün, jestlerinizin, mimiklerinizin, genel anlamda beden dilinizin, bütün oyunlarınızın anlaşılır olması, basit olması, mümkünse montaj yapılmadan gerçekleştirilmesi işin teknik boyutu. Ama işin bir de maneviyat kısmı var. Yani oyunları nasıl hazırlayacağız? Bununla ilgili fikri olan var mı?
Çünkü ben audition'da nelere dikkat etmemiz gerekir, değerlendirme kriterleri nelerdir dediğinde herkes teknik örnekler verdi. Buyurun. Kim buyursun efendim? Aybüke Hanım buyursun. Hocam önce o teksti okuyup anlamak gerekiyor ara yerlerle birlikte. Sonra biz zaten bunu çok defa yaptık yani. Defalarca okuduk ve bence galiba işin teknik kısmına çok takılmamak gerekiyor. İşin teknik kısmı biraz daha rejidir, yönetmendir, onların işi. Yani böyle kadınlar ayrıntıcıdır ya biraz. Biz o teknik, acaba şöyle mi, şu sahne böyle mi? Oralara da çok takıldık. Biraz oyunu veremedik o yüzden. Okuduktan sonra genel olarak düşünüp bunu herkes nasıl düşünür bulup ondan daha farklı bir oyun çıkarmak gerekiyor sanırım. Yani herkesin anladığından daha farklı bir oyunu ortaya koyup orada farklı olduğunu hissettirmek gerekiyor. Çok güzel bir şey söyledim başta. Dedin ki yani bizim önce şu teksti çok iyi araştırmamız gerekiyor. Yani artık bunu çok iyi öğrendiniz. Yani bir rol nasıl çalışılır bölümünde öğrendik. Defalarca uyguladık. Yani yazarı nedir, karakteri nedir, çatışması nedir, hikayesi nedir, o karakterin aksiyonu yani isteği nedir, hayalleri nedir, üzüntüleri, kederleri nedir, sevinçleri, coşkuları nedir. Yani genel bir kompozisyon oluşturmamız gerekiyor. Fakat bazen bunu bu konu hakkında daha doğrusu fazla bilgi vermiyorlar. Birkaç sayfa gönderiyorlar size ve genelde böyle oluyor. Bunu oynayın gibi oluyor. İşte bazen yanına karakterin genel özellikleri yazılıyor. Ya da işte şöyle bir kadındır, böyle bir adamdır, kurnazdır, sinsidir. Kadın işte kötüdür, iyidir gibi. Bu tarz böyle çok genel bilgiler geldiği zaman sizin orada bir şey yapmanız gerekiyor. Evet Yeliz Hanım, buyurun parmak kaldırdınız. Hocam bizde bile yazmıyordu. Hani gerçekten kendimiz defalarca okuduk, düşündük nasıl olabilir? Nasıl oynayabiliriz? Yani nerede yükselmemiz lazım? Ya kendi kendimize hani yardımcı olduk, öyle söyleyeyim. Bir de imgelem, yani gerçekten onu hayal etmek. Ben böyle bir karakterim, bunu yapmam lazım. Çapışmam bu. Onu hani gerçekten derslerinden öğrendiğimizi hani hepsini kullandık. Yani ben hepsini kullandım. Faydası da oldu. Güzel de oldu. Ama bir daha çekmedim. Peki. Doğru bir şey söyledin. Çünkü evet baktınız ki doğru düzgün bilgi alamıyorsunuz. En azından tarzını, türünü birazcık analiz edin. Yani komedi oyunu mu istiyorlar? Biraz dramatik oyunlar mı sergilemek istiyorlar? Ne bileyim biraz altı çizili böyle abartılı oyunculuklar mı istiyorlar? Çok minimal oyunculuklar mı istiyorlar? Yani işin bu kısmı da önemli. Neden? Çünkü ne talep ediliyorsa, ne isteniyorsa ona göre oyun vermeniz daha önemli. Çünkü siz sadece bir kere oyun veriyor olacaksınız. Yani normalde yönetmen görüşmelerinde bir de şöyle oyna, bir de böyle oyna diye birçok seçenek var ama orada tek bir hakkınız var. O yüzden şimdi söz hakkı vereceğim. Tek bir doğru oyunu seçmeniz gerekiyor. Yani bu kadın muhtemel şöyle bir kadındır ya da bu adam şöyle bir adamdır gibi bir hikaye yaratmanız gerekiyor. Bunu derste çok yaptık. Baştan sona oyun çalışmasında yaptık, karakter yaratma dersinde yaptık, analizde yaptık, doğaçlama çalışmalarında yaptık. Ve size hep şunu söylemeye çalıştım. Hayal edin. Her şeyi sıfırdan hayal edin. O adamı, o kadını hayal edin. Artık biraz da sezgisel bir iş kabul ediyorum. Çünkü o an o tekstten ne anlıyorsan oynuyorsun. Ve evet bu biraz da tecrübeyle oluyor. Şimdi Nuray Hanım'a dönüyorum bir şey söyleyecekti. Hocam böyle bir şey belirtmediklerinde sormak mı lazım? Yani nasıl bir şey görmek istiyorsunuz diye. Ya kesinlikle da... sorma hakkına sahipsiniz. En azından şunu sorun. Karakterin tanımlaması var mı? Dizinin konusu nedir? Bu sahne nasıl bir sahne? Nasıl oynamamız isteniyor? Ve türü nedir? Bu soruları sorabilirsiniz. Bazen bu sorulara bile şey cevaplar geliyor. Yani karakterle ilgili fazla bilgi yok. Ya biraz şöyle şöyle bir adam kadınmış. Ya da işte konusu gizli paylaşamıyoruz. Ya da işte türü aslında komedi ama yer yer şöyle bölümler de var gibi. Orada biraz da iş sizin inisiyatifinize kalacak mecbur. Ama tekrar ediyorum. Bu soruları sorun. Türünü,
karakterin tanımlamasını, dizinin konusunu, yani hikayesini, nasıl bir sahne olduğunu ve nasıl bir oyun istediklerini sorma hakkına sahipsiniz. Döndüm Umut Bey, buyurun. Hocam mesela bana işte, Umut çekim, yaklaş, uzak kalınca duyamıyorum. Bana oradaki işte ajanslıktaki adam şey demişti, işte çekin dedi, işte metini yolladı, iki tane, iki sayfaydı. Onu okudum işte, ondan sonra anlamadım ilk başta. Ondan sonra dedi bana duyguyu verin dedi ama çok abartmayın dedi. Tek onu söyledi sorduğum halde. Ondan sonra işte ben o zaman bu iki metini okuyup bir oyunu mesela üç duyguyla oynayıp yolladım. Mesela gülerek oynadım. O sahneyi agresif oynadım. O sahneyi ağlayarak oynadım. Öyle yolladım ben mesela. Ondan sonra adam zaten şey demişti. İyi olmuş demişti zaten orada. Ondan sonra o şoför karakterinde bir şeyler yapmıştım. Öyle yolladım ben. Şimdi onu söyleyeceğim. Bu biraz size bağlı. Yani sizin orada ne anladığınıza bağlı. Ya çok gerek gördünüz. İki farklı yorum getirdiniz. İkisini de gönderin. Ya bu kötü bir şey değil. Ama her seferinde, her audition'a 3-4 tane de video gönderilmez tek bir rol için. Tek bir sahne için. Ya o da bir süre sonra çok şey olur yani, biraz işi anlamıyor musunuz gibi de gözükür. Normalde o dişin tek bir videodur. Efendim Aybüke? Hocam biz bu sizin söylediğiniz soruları sorduğumuzda karakter hakkında çok bir şey söylenmediğini söyledi bize ajanstaki beyefendi. Sonra biz dedik ki nasıl çekelim peki? Her duyguyu verin dedi. Yani verebildiğiniz kadar duyguyu verip bana video gönderebilirsiniz dedi. Ben proje sunumlarında diyelim ki farklı bir ajansla yine farklı bir görüşme yaptığımızda da bu şekilde söylendiğinde, yani bizim her duygudan video çekip göndermemiz biraz daha mı garanti oluyor? Hayır, olmuyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu oyuncunun varsa eğer ajansıyla ya da işverenle diyaloğuyla çok ilgili. Yani ajans sahibi ya da menajeriniz, siz bir oyun gönderirsiniz. Ya Aybüke Hanım, böyle oynamışsınız ama biraz da şöyle bir oyun alalım. Yüksek enerjili ya da çok dramatik bir yorum da alalım. Bu projede böyle bir şey istiyorlar diye yönlendirme yapabilir. Ya da siz dersiniz ki ya burada gerçekten çok iyi analiz edemedik. Doğru düzgün bir karakter tanımı yok, o yok, bu yok. Ben bunu birkaç farklı şekilde göndermek istiyorum. Uygun mudur diye sorabilirsiniz. Ya da bazen zaten direkt öyle gelir. Biz bu rolü iki farklı sahne olarak istiyoruz da diyebilirler. Yani bu tamamen talep eden firma, ajans ya da menajeriniz ya da cast direktörü ya da bunu oynamak isteyen ya da audition'ı veren oyuncuyla ilgili. Ama şöyle bir sağlama yapmak mümkün değil. Her audition geldiğinde ben 5 farklı duyguyla oynayayım, daha iyi kazanırım, daha çok şansım olur anlamına gelmiyor. Bu böyle algılanmasın. Ama bazen arada kaldığınız, hiç bilmediğiniz, ya biraz da böyle alayım dediğiniz bir audition varsa da o prim yapabilir. Yani bu biraz sizin analiz etmenizle ilgili. Biz nasıl ki bir teksti deşifre ediyoruz, muhtemel karakter budur diyoruz, muhtemel şöyle bir sahne diyoruz, muhtemel böyle bir hikayesi var diyoruz. İşte burada imgelem yoluyla, yani hayal ederek siz de buradaki gitgelleri çok güzel bir şekilde dile getirebilirsiniz arkadaşlar. Ama bunun bir kuralı, kaidesi yok. Normalde profesyonel audition'da sana gelir, özelliklerini atarlar ve ben ondan sonra gidip oynarım. Şimdi mesela en son bana bir audition geldi. Audition'a bir baktım, tanımında şey yazıyor. 50 yaşlarında esmer, heybetli bir adam. Ben de aradım, dedim ki ben o adam değilim. Niye benden audition istiyorsunuz? Onlar da dediler ki böyle bir kriterin önemi kalmadı. O eskiyle ilgili bir şeymiş. Herkesten istiyorlar dediler. Ben de esprisini yaptım. Ben de girişte kendimi şöyle tanıtayım o zaman dedim. Merhabalar, İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğrencisiyim. Birazdan oynayacağım oyunda lütfen beni 50 yaşlarında esmer heybetli bir adam gibi düşünün. Başlıyor. Hani bunun da bir esprisi kalmıyor. O yüzden audition normalde tek seferdir
Ayrıca tanıtım isterlerse de verirsiniz. Normalde istemiyorlardı. Peki, audition'da bir tane daha konu var dikkat etmemiz gereken. Evet, sonuçta bu bir kamera işi ve oyunlarımızın çok abartılı olmamasında, mimiklerimizin, jestlerimizin daha minimal olmasında, daha duygu yüklü olmasında fayda var. Ama genel kaideler yine değişmiyor. Yine her zaman olduğu gibi kıvrak geçişlere ihtiyacımız var. Yine her zaman olduğu gibi duygu geçişlerine ihtiyacımız var. Yine her zaman olduğu gibi o doğal oyunlara, samimi oyunlara, etkileyici oyunlara, inandırıcı oyunlara ihtiyacımız var. Her cümlenin başka bir duygusu var. O şekilde oynamaya ihtiyacımız var. O an aklımıza geliyormuş gibi çok canlı, taze oynamaya ihtiyacımız var. Hani şey gibi, tiyatro yani oyunculuk canlandırmadır, canlandırma da can vermedir. Yani bizim o an o hikayeyi yaşıyormuş gibi oynamaya ihtiyacımız var. Şimdi geçenlerde Umut dedi ki bana, hocam böyle bir şey oldu. İşte orada bir Netflix'le ilgili bir konuda bir role seçildim dedi. Kibar bir şekilde haber vermiş, teşekkür etti. Ben de çok sevindim. Başkaları da yarın bir gün başka şeyler için seçilebilirler. Çok doğaldır. Çünkü eğitimini aldıkça, tecrübe kazandıkça yeni bir fırsat yakalama şansınız da artacaktır. Fakat ben eminim Umut'un audition'ını izlesek bizim derslerde gördüğümüz birçok şeyi kullandığını düşünüyorum. Yani duygu değişimleri, o an aklına geliyormuş gibi oyunlar, etkileyici oyunlar, doğal oyunlar, kıvrak geçişler gibi. Yani buna her koşulda ihtiyacımız var. Biz o kadar eğitimi en şey tabiriyle, basit tabiriyle boşuna almadık, bugünlerde kullanalım diye aldık. Ama audition'la ilgili her zaman iyi konsantre olmak ve o bizim bahsettiğimiz iç aksiyon vardır ya, yani duyguyu doldurmak. Yani çok dramatik bir roldür. Hemen iki saniye sonra oyuna girip başlaman gerekir. Çünkü audition'ın bir o kadar pratik ama bir o kadar zor olmasının en büyük sebebi çok kısa bir süre için sizden oyun istenmesi. Yarım dakika, bir dakika, en fazla iki dakika, birkaç sahne varsa o da. Hiçbir sahne dakikalarca sürmüyor. Kısa bir an. Yani gerçek bir oyunculuk sınavına giriyorsunuz. Yani ne anlama geliyor? Oynadığınız karakter mi, tip mi, karakteristik tip mi, ayrımını iyi yapın başta. Türünün ayrımını iyi yapın. Bütün analizlerinizi yapın, teksti çalışın, yazarı çalışın. Ya da az bilgi varsa kendiniz bir kompozisyon oluşturun. Ve sonrasında o kısa sürede o rol için hangi duygular gerekiyorsa lütfen çok iyi konsantre olun. Sadece oyununuza odaklanın ve o kamera karşısında ya da telefonun kamerası karşısında değil. 20 saniye mi oynuyorsunuz? 1 dakika 45 saniye mi? 2,5 dakika mı? Kaç saniye varsa o karakterin hissettiği her şeyi oynamaya çalışın. Ama her şeyi hissedin. Yani eğer o karakterin bir anda çok büyük öfkeyle bağırması gerekiyorsa, geçişler yapması gerekiyorsa yapın. Ağlaması gerekiyorsa, gözleri dolması gerekiyorsa siz de gözlerinizi doldurun. Kahkahalarla gülmesi, eğlenmesi gerekiyorsa öyle olsun. Çok mu durmanız gerekiyor? Bakışınızda bir şey mi anlatmak gerekiyor? Öyle yapın. Yoksa çok yüksek enerjili, çok tempolu konuşmalar mı gerekiyor? Öyle yapın. Özetle karakter ne istiyorsa ona göre bir audition çekmeyi tercih edin. İyi analiz yapın, iyi çalışın, iyi deşifre edin. Genelde sinema filmlerinde daha farklı karakterler olabiliyor tür anlamında. Ama diziler biraz daha hareketli auditionları tercih ediyorlar. Reklam filmlerinde ise genelde hep çok yüksek enerjili karakterleri, tipleri tercih ediyorlar. Efendim Umut? Hocam şöyle bir sorum var. Mesela bir metin yolluyorlar ya şimdi. İki metin yolluyorlar mesela. Ama senaryoda o oyuncunun yani o rolün devamı gelebilir mi? Yoksa tek onu denemek için mi yolluyorlar mesela o kısa şeyi? O da değişebiliyor. Onu da güzel bir soru. Yani diyorlar ki tek bölümlük sizi çağırdık. Gidiyorsunuz, üç bölüm daha yazıyorlar. Bazen düzenli rol diye anlaşıyorsun. Gidiyorsun sonra seni iki üç bölümde bir oynatıyorlar. Sonra dizden çıkartıyorlar. Yani hiçbir zaman televizyonla ilgili bir işin garanti olup olmamasına güvenmeyin. Var olan işi yaptığınız sürece, sette çekimde bulunduğunuz sürece ve iş bittikten sonra paranızı aldığınız sürece siz oynuyorsunuz anlamına geliyor. Bana çünkü şey demişlerdi, 10 gün zaman ayırın demişlerdi set için.
Tamam, olabilir. Evet. Onu, kaç bölüm çekecekler, ne yapacaklar, planlarını bilmiyoruz ki. Belki o tarihler de değişebilir. Evet, onu zaten dedi bana. Ben size her an her şey hazırlıklı olmayı öğretiyorum. Audition'la ilgili de öğreteyim. Audition'da hiçbir şeye çok güvenmeyin. Yani Umut'cum, senin için değil bu örnek şimdi vereceğim. Yani o iş hayırlısıyla olacak ama normalde oldu denir olmaz. Son dakikada değişir. Yarın sete gireceksiniz diye haber gelir, son dakikada sizden vazgeçtik diye haber gelir. Bir sahne çekeceklerdir, sahneyi değiştirirler. Bir dizi çekeceklerdir, projeyi değiştirirler. Atıyorum, sana bir tarih verirler, 1 Haziran ile 7 Haziran arası bütün işini ayarla derler. İşimiz geçe kaldı, Temmuz ayında çekiyoruz derler. Bir ay ileri atarlar. Sete dair her türlü karışıklığa, her türlü planlamaya, her türlü değişikliğe, her türlü soruna, hatta son anda tercih edilmemeye bile alışın, her oyuncunun başına gelecek. Her türlü aksaklık olacak. Her türlü, hele ki audition'da. Sakın motivasyonunuzu kaybetmeyin. Sakın moralinizi bozmayın. Sizler için bu çok daha geçerli. Belki benim için değil. Ben artık bazı audition'lara girmek bile istemiyorum. Çünkü benim artık ispat edecek bir şeyim yok. Yani ben şöyle böyle oyuncu olduğum için de söylemiyorum bunu. Ben 25 yıldır yapıyorum. Ve hala birçok audition veriyorum, birçoğu olmuyor, odur budur. Ama siz önünüzde daha çok uzun bir zaman var. Belki yıllarca uğraşacaksınız, olmayacak. Ben ilk reklam filmimi, ki konservatuvarda okuduğum dönemde, yaklaşık 100 tane reklam görüşmesine gittikten sonra aldım. 100 görüşmeye gittim bak, 100. Abartmıyorum. Fazlası vardır, azı çoktu. Yani 2-3 tane görüşmeye gidip aman oldu olmadı gibi amatör yorumlara kendinizi kaptırmayın. Siz daha yolun başında amatör oyuncu adaylarısınız. Ama çok şey öğrenen, kendisini geliştiren ve gelecek vaat eden oyuncu adaylarısınız. O yüzden bir oyuncu adayın da kendini bu konuda çok iyi hazırlaması gerekiyor. Efendim İldeniz. Hocam peki 7 numara dizisinde nasıl olmuştu o süreç? Hani biraz kendinizden... Beni tanıyorlardı okuldan. Özel teklif yaptılar. O süreç başladı. Ve genelde sonrasında hikaye başladı. Yani ben çok çok sonrasında 3-5 tane iş hariç, atıyorum bugüne kadar bir oyuncu olarak, gerçeklik olarak anlatıyorum. Belki 15 dizide oynadım ama bunlardan birkaçı doğru düzgün ve çok uzun solukluydu. 7 numara gibi, Emret Kontan'ın gibi. Diğer taraftan sinema filmlerinde birkaç tane yine aynısı geçerdi. Belki ona yakın oynadım gibi. Ama totaline baktığınız zaman herkesin işi nereden aldığı, nasıl kısmeti olduğu, nasıl bunu devam ettirdiği zamana bağlı bir şey. Bunun bir koşulu yok. Yani ben ideal seçenek olarak bir okulunda okumanızı en doğru seçenek olarak görüyorum. Ama en azından iyi bir eğitim almanızı öneririm. En azından çok pratik yapmanızı öneririm. En azından çok çalışmanızı öneririm. Oyunculuğun nasıl zor, nasıl bambaşka bir süreç olduğunu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Ama söylemek istediğim, mücadele etmekten, denemekten asla vazgeçmeyin. Yelkenleri suya indirmeyin, daha yolun çok başındasınız. Yüzlerce, bakın onlarca demiyorum. Yüzlerce görüşmeye gideceksiniz. Ve şu anda oyunculuk o kadar popüler bir meslek ki herkes oyuncu olmak istiyor. Eskiden bu kadar değildi. Şimdi herkes istiyor. Konservatuar sınavına eskiden 200 kişi başvurdu. Şimdi 1000 kişi başvuruyor bir okula. Bu kadar oyuncu arasında sıyrılmak, kendini göstermek, bir iyi bir şey yapmak için çok çalışıp sürekli hazır olacaksınız. Vazgeçmek yok. Madem istiyorsunuz, buna bir ömür veriliyor dediğim hikaye buydu zaten. Hani ben hemen eğitim aldım, 3 değil 6. görüşmem olsun, hemen bir diziye başlayayım, reklamlar olsun gibi bir mantık yok. İnsanlar yıllarca uğraşıyor onunla. Daha da abartılı bir örnek vereyim. Birçok ekranlardan tanıdığınız çok değerli usta oyuncu, mesela Şener Şen, belli bir yaştan sonra asıl tanındı. Tuncel Kurdis, usta oyuncu. O Ramiz Dayı karakteriyle siz onu tanıdınız. Ben yıllardır biliyorum ustalığını.
Adam belki 60 yaşından sonra tanındı ekranda doğru düzgün. İlk defa bir iş yaptı. Ama o hep değerliydi. Ben de size onu salık veriyorum. Bir işin olup olmamasına değil, oyuncu olup olmamaya çalışın. Oyuncu olmak için uğraşın. Mesele bu. Mesele bir iş oldu, olmadı, ben başardım, başarısızım. Kriteri maalesef yıllar içinde belli oluyor. 2-3 ayda değil. Herhalde özetlemek istediğim konu size geçmiştir. Ama teknik açıdan değerlendirirsek, ama nasıl bu bir rolü çalışmalıyız diye düşünürsek, zaten hepsini biraz önce detaylarıyla konuştuk. Sözünüz, sesiniz, beden diliniz, oyununuz, jestleriniz, mimikleriniz anlaşılır olsun. Işığınız güzel olsun. Videoda montaj yapmayın. Çok abartılı oyunculuklardan kaçının ve baştan sona çok doğal, çok samimi, çok inandırıcı, çok etkileyici, çok naif, çok yumuşak oynayın ve o karakter neyi gerektiriyor ise lütfen ona göre bütün oyunlarınızı belirleyin. Efendim Umut. Hocam mesela hani diyelim çağrıldın, sete gidiyorsun. İlk gittiğinde nasıl davranılıyor? Yani ne yapılıyor bu orada? Bu ayrı bir günün konusu. Yani bugünkü konumuz deneme çekimi, audition olsun. Yani sete gitmeden önceki bölümü konuşalım bugün. Ama önümüzdeki hafta set konusunu tamamen konuşalım istiyorum. Kamera önü nedir, set ortamı nedir? Bayağı bir size bilgi vermek istiyorum. Yani normalde YouTube'da da bazen videolar koyuyorum ama birebir anlatmak farklı oluyor. Çünkü nokta atışlar yapıyorsun. Yani onlar genel tanımlamalar. Buyurun Aybüke Hanım, siz bir şey söyleyecektiniz. Hocam bir de ben şeyi sormak istiyorum. Aslında biraz bizim içimizle alakalı bir konu. Şimdi sizin gözlemlerinize de merak ettiğim için bu soruyu soruyorum. Bizim şu anki süreçte bir ajansın içinde olup projeleri takip edip böyle projelerde deneme çekimleri vermemiz doğru mu? Yani bizim geçtiğimiz yollar ve süreç açısından bunu soruyorum. Sizce doğru mu? Bence şu an itibariyle doğru. Çünkü siz belli bir eğitimi aldınız. Ve bu sınıf gayet kendi adına başarılı işleri de gerçekleştiriyor. Ben o yüzden sizin şu an bir ajans ilişkisinde olup bazı tecrübeler kazanmanızla ilgili hiçbir sakınca görmüyorum. Ama eğitimlerinize, tecrübelerinize ve sahneye çıkmaya devam etmeniz gerekiyor. Yani bir yandan denemelisiniz ama bir yandan bir şeyler de olmalı. Yani tiyatrodan vazgeçmeyin, eğitimlerden vazgeçmeyin, yüz yüze ilişkilerden vazgeçmeyin derim size. O zaman var üçüncü dönemi olan? Yapalım mı hocam? Üçüncü dönemi de yapalım mı hocam? O ayrı konu, onu ayrıca konuşuruz. Her şeyin bir ruhu duygusu var, hep söyledim. Gerekiyorsa yaparız. Efendim Nuray. Hocam bizim bu audition'da zorlandığımız kısım aslında ben audition'ı biraz daha tirat olarak anlamıştım. Yani bayağı bir monolog var ve onu yorumlayacağız. Ama bize verilen şey o kadar düzdü ki. Çok basit cümleler ve bir yandan doğal oynamak istiyorsun ama bir yandan da oyunculuğunu göstermen lazım farklı duygularla. Onu nasıl o zaman birleştireceğiz? Analiz edeceksin. Teksti analiz edeceksin. Bu karakter yani bizim normalde rol nasıl çalışılır mantığındaki gibi o tekst gerçekten ne anlatıyor? O karakter ne istiyor sahnede? Onu keşfedersen yani temel çatışmasını bulursan ondan sonraki kısımda doğal oyunlarla olsa bile, minimal oyunlar olsa bile, yani abartmadan, o tiyatro gibi yapmadan, hani tabir odur ya, yoksa tiyatro abartı değildir, tiyatro da inandırıcıdır ama hani o tiyatroda büyük sahnede eller kollar farklı çalışır, sesini farklı kullanırsın. Burada kamera karşısındasın diye söylüyorum. İşte bu kadar abartmadan çok naif, çok güzel, çok şık oyunları yerleştirirsin. Temel esprisini bul. Temel çatışması nedir? Ne anlatıyor? Bu kız ne anlatıyor? Ne anlatmak istiyor? Bu kendiliğinden çıkacak. Şu an bu dediğimi yakaladığınızda bunu oynayamayacak hiçbir oyuncu yok aranızda. Hepiniz oynarsınız. İyi olur, eksik olur, kötü olur, fazla olur bilemem. Ama oynarsınız. Genel çatışmasına odaklanın. Hem sahnenin hem de kendinizin. Ve hep şu soruyu sorun.
Benim karakterim bu sahnede ne istiyor, ne anlatacak, ne anlatmak istiyor? Ya bu firma, bu ajans, bu yapım şirketi, bu kanal ne söylüyor? Ne istiyor benden? Evet. Ben ne yapsam olur? Aybüke güzel bir değişik noktaya değindi. Dedi ki hocam dedi hani standart bir oyun yerine değişik bir şey yapalım. Yani sadece böyle bir kaygıyla da hareket etmeyin ama kendinize has bir farklılık, bir yorum, bir doğal bir oyun, bir geçiş, bir ses, bir nefes, bir kıvraklık getirin tabii ki. O yüzden bu eğitimlerin pratikleri yapıyoruz. Efendim Umut? Hocam mesela bir audition çekeceğiz. O audition'da mesela olmayan bir kelimeyi doğaçlayabilir miyiz? Kesinlikle. Yani o karakterin kurgusunu bozmayan bir kelime eklemek, bir nida eklemek, hani bu tarz oyunlar eklemek çok çok keyifli hale getirecek. Bundan kaçınmayın. Yani bu kötü bir şey değil. Onlar böyle hani kutsal kitap gibi değil. Onlar sadece bir karakterin sözleri. Ama bazı reklam filmlerinde hani oradaki o kurumsal bazı terimler vardır. Onları değiştirmeyin. Çünkü dışarıdan birileri geçti sanırım. Online eğitimin esprisi bu. Çünkü her koşulda sizin buna adapte olmanız gerekiyor. Yani orada bazı özel sözler vardır, kurumsaldır, bir şirkettir, bankadır, telefon markasıdır, odur budur. Onları söylemeniz gerekiyordur. Ama normal oyuna ait aralarda sesler ekleyin, kahkahalar ekleyin, bağırışlar ekleyin, rabarbalar ekleyin. Oynayın yani, işimiz oyunculuk. Mesela örnek veriyorum, şöyle bir cümle olsun. Ne benden baz mı geçiyorsun? Cümle bu. Herkes şunu oynamaya çalışır ya. Ne? Benden baz mı geçiyorsun? Buna türlü türlü yorumlar katabilirsiniz. Yani biz bunların çalışmasını da yaptık. Örnek veriyorum. Ne? Ha? Benden baz mı geçiyorsun? Gülme ekliyorum, nida ekliyorum, ses ekliyorum. Ağlama da ekleyebilirim, her şey ekleyebilirim. Özetle ne yaparsanız yapın. Her zaman güzel bir ses, güzel bir nefes, güzel bir oyun getirin. Farklı olma kaygısıyla değil, inandırıcı ve güzel bir audition vermek için ekleyin.